ve seçilmiş konular. Efendim? Bilişsel psikoloji üzerine seçilmiş konular. Denk geldi, seçtik. Mutluluk, o kadar seçmeye ders vardı. Mutluluk fobisi. Benim de mutluluk fobim vardı zaten. Mutluluk fobim vardı. Açtım. Evet, erdemle açtım. Bölüm neydi? Psikoloji. Psikoloji. Başka bir şey olamaz herhalde. Buradan inşaat mühendisliği diyecek halim yok. <ya. gülüyor> Konuyu bir daha söyler misin? Tabii, dersin adını bir daha söyle. Çalıştığınız sınavın adı? Mutluluk fobisi. Ya, proje ödeviydi. Deney yaptık sınıfça. Sonra gruplara ayrıldık. Tezler sunduk hocaya. Nasıl bir deney mutluluk fobisi üstüne? İnsanlara belli ölçek hazırlanıp online anket üzerinden anket yapıyoruz. Daha sonra tezlerle ayrı ayrı inceliyoruz. Herkesin belli bir konusu oluyordu. Biz neyi incelemiştik Erdem? Ben Erdem'i duyamıyorum ama. Neyi incelediniz siz? İlker abi. Ödeve geç kaldı. Grubumuz eğer vardı onu gruba aldık. Arkadaşımız vardı. O ödev yapıyordu. Biz daha çok işte... Kadın kuaförüne otursam asla yabancılık çekmem. Burada o kadar çok bunun provasını yapmış oldum ki. Ya bazısı mesela mutluluk fobisinin kültürlü ilişkisini inceliyordu. Bazı travma ile ilişkisini inceliyordu. Biz ne incelediğimizi unuttum ben. Peki. Ödev hazırlarken Erdem'le zaten tanışıyordunuz. Evet, evet. Ödev hazırlarken mi kaynaştınız? Evet, ödev hazırlarken kaynaştık. Tanıştık yani, daha fazla tanıştık, evet. Bu noktada işte ben... Erdem'e hangi anda aşık oldun? Erdem'e festivalde aşık oldum, okulun festivalinde. Ne festivali? Bahar festivali. Bahar geldi gerçekten okula. Geldi bahar. Yazla gelecek, yazla gelecek. Bahar kaçıyor değil mi? Aynen öyle bir şey. Çeyizin hazır mı Eylül? Hazırlıyorum İlker Bey. Hazırlıyorum. Bu müstakbel kayınvalideye mi atış bu yani? Yok canım. Yok. Hiç olur mu ya? Yok. Erdem hazır mı çeyizin? Dantellerin hazır mı? Üzerine çalışıyorum şu anda. Üzerine çalışıyorum. Çok iyi, helal olsun. Festivalde ne oldu? Sanatçılar geliyor. Ya festivalde şöyle, o gün aslında ben gitmiyordum, o gün benim boş günümdü. Böyle evdeyim, Erdem beni çağırmadı diye kendi kendime triplere giriyorum. Sonra dedim ki, Eylül seni Erdem niye çağırsın ki? Kim ki o? Hayır, o yüzden değil, tam tersi hani neden çağırsın? Hemen yazdım, insan da bir çağırır falan. Bir şeyler ondan sonra... Biz buna yani psikolojide eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmak. Manipülasyon diyoruz. Aynen. Ondan sonra Erdem zaten inanılmaz kibar bir çocuktur. Hemen, aa bilmiyordum, boş gün olduğu için gelmeyeceksin. Ben de çağırmak istiyorum ama çağıramıyorum. Hemen gittim. Dünden meraklıydım çünkü. O yüzden gittim. Festivalde ne oldu? Biraz özel şeylerden konuşmaya başladık. Konuştukça da çok benzediğimizi fark ettik. Hangi alanda mesela? İkili ilişkilere bakış açımız, bazı yaşadığımız şeyler. Böyle hani öyle bir konuşuyordu ki ya bu benmişim gibi. Yani sanki ben konuşuyorum. Sanki eline yazmışım, vermişim de. Ya bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Zaten o gün anladım. Dedim ki sen benim ruh eşim. Ama ben biliyordum İlker Bey. Okuldan mezun olmadan ruh eşimi bulup gideceğimi biliyordum. Son dönemimde son final haftamda çıkmaya başladık Erdem. Helal olsun. Okula bir amaçla gitmek ne kadar iyi bir şey. Bravo ya. Herkesin okula giderken bir amacı olmalı. Ya hayır İlker Bey, şöyle açıklayayım. 4 yıl boyunca herkes gezerken ben annemin dizinin dibinde ders çalışmaya çalışıyordum. Ama dedim ki bu okuldan dedim çıkacak dedim. Ben dedim böyle mezun olmayacağım dedim. Kaç mısın Eylül? Çok. Şimdi İlker Bey, kıskanç değilim demek isterdim. Çok. Kıskançlığımı çok fazla açıklayamayacağım. Çünkü bu dersi duygusal istismar dersi veren hocam falan da izlerse şey olmak istemiyorum ama... İlker Bey herkes arkadaşı. Yolda yürüyemiyoruz. Bir kere okulda yürüyemiyorduk. 2 bölüm okuyor Erdem. Neden? Herkesi tanıyor çünkü İlker Bey. Herkes Erdem'i tanıyor. Şimdi ben sınıftan çıktık mesela, kantine gidiyoruz. Ben konuşa gidiyorum ama Erdem arkamda yok. Çünkü etrafı çevrilmiş. 10 kişiyle konuşuyor. Yani şimdi ruh ikizini bulmuşsun. Çevresi mi problem? Yok, şimdi bugüne kadar tanıştıkları bence ona yeter zaten diye düşünüyorum.